2000 yılında kurulan feminist bir tiyatro topluluğu, Tiyatro Boyalı Kuş. O zamandan beri farklı yapımlara imza atıyoruz. Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda adlı bir eseri vardır. Virginia Woolf 1929'da İngiltere'de, Londra'da kadınlara açık iki üniversite var orada. Oradaki kadın öğrencilere Kadın ve Kurmaca Yaz'ın başlığında bir konuşma yapıyor. Konuşma metni olduğu için tabii seyirciyle ilişkisi var. O metinle böyle tabii ben çevirdim, uyarladım. Yönetmenliğini de, rejisini de yaptım. O sözlerle yani o dünyayla fazla haşır neşir olmaya başladık ve biz nebze sonra şeyi sormaya başladık. Bizde ne oluyor? Uzun bir araştırma ve yazım sürecinden sonra ve uzun bir provadan sonra Ali'ye bir kadın ortaya çıktı. Kimsenin kimseye itimadı kalmadı. Kimin kim yüzünün ayrılacağı belli olmaz. Sansür. Ve artık hakikaten fazla hür ve serbest olacak. Ve adına Muhazarat koydu. Fatma Aliye Hanım ilk matbuat hayatına bir Fransızca roman çevirisiyle giriyor. Yani roman çevirisi yapan kadın, çok öncü bir kadın Fatma Aliye Hanım. O dönemin şartları bildiğiniz gibi Osmanlı'da, Avrupa'da da farklı değil. Kadınlar kendi isimlerini kullanamıyorlar. Ya erkek ismi kullanıyorlar, ya baş harflerini kullanıyorlar, ya da bir kadın, bir hanım gibi imzalar atıyorlar. Kendisini ortaya çıkartmak gibi bir niyeti olan bir kadın değil Fatma Aliye Hanım. Bir kadın diye imza atarak aslında kadın, bütün kadınlara bir kapı açmaya çalışıyor. O yüzden biz de Ali'ye bir kadın. Bizim de öncümüz, bizim de şimdi tiyatro yapabilmemizin belki sağlayan öncülerimizden. Ali'ye Bir Kadın adlı oyunumuz. 17 farklı karakteri oynuyorum. Böyle güzel, eğlenceli. Bazılarına değiniyoruz yani. Fatma Aliye'nin bir arkadaşı olabilir. Daha çok derinleştiğimiz roller annesi. Şahin Nigar Hanım, çok önemli bir isim. Emine Semiye kardeşi. Makbule Leman gibi isimlere derinleşiyoruz. Onun dışında değindiğimiz böyle isimler var. Ona uğrayan böyle işte Fransızca öğretmeni, piyano öğretmeni gibi değerli isimler var. Böyle 17 tane, bazıları da kurgusal. Yani İlhan Perisi oluyorum, bir koreografimiz var. Orada Gökmen Kasabalı çok yardımcı oldu bana. Performans gibi bir bölümümüz de var. Aslında böyle bir anlatıyı, biyografik bir oyunu çok daha böyle eğlenceli bir hale getirdiğimizi düşünüyorum. Nerede olursa olsun, oku, ecdebi lisanlar öğren, çalış, gez, gör. Bir diploman ve bir mesleğin olsun. Edebiyat tarihi açısından hem kadın hareketleri açısından çok çok önemli bir karakter. Bu kadar ilklerin kadın olduğunu ben de bilmiyordum ne yazık ki. Aliye benim için çok farklı bir yerde. Mesela onu düşünüyorum yani bundan bir 2-3 sene önce bu oyunda olsaydım belki bu kadar iyi anlayamayacaktım. Yani benim Tuğçe olarak da benim hayatımda çok önemli bir dönemde karşıma çıktı. Bu oyunda daha çok hem edebi eserleri, kurmacayı nasıl yazdığı, onun kendi hayatıyla o kurmaca edebiyat yani romanların ilişkisi, hem de kadın hakları, kadın mücadelesi, kadın hukuku üzerine yazdıklarını ele alabildik. Bugün yine güzelsiniz değil mi Nigar? Hiç değişmiyor. Ne yapacağız peki? Sükut edecek halimiz yok ya. Tayyip Paşa, cephede değiliz. Yazmalıyız başka başka kadınları, tarihin içindeki kadınları, onların ömrü hayatlarını, onları bilmeliyiz ki hakiki hüviyetimizi bulabilelim. Aslında bu replik biraz da neden Fatma Aliye Hanım'ı anlatıyoruz'un bir önemli bir noktası. 11 farklı karaktere hayat vermeye çalışıyorum. Bazılarının derinlikleri daha az, bazıları çok daha derin. Aliye'nin babasını canlandırıyorum, kocasını oynuyorum. Bir de bir Tataristan gazeteci Fatih Kerim'i oynuyorum. Aslında çoğu kadın gibi çok ortak noktamız var. Ne yazık ki hala aynı şeyleri savunuyoruz. Hala varız, kadınız, insanız. Sesimizi bu dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki. Fatma Aliye Hanım'ın yazacakları, söyleyecekleri bir müzeye ait olamaz. Olsa olsa tam da bu memleketin kalbine ait olacaktır. Kadınlar hukuklarını, hürriyetlerini ve hüviyetlerini tam tamına geri alana kadar. En büyük isteğimiz gerçekten seyircinin anlaması, tanıması, merak etmesi, onun kitaplarını okuması, kendiyle Fatma Aliye Hanım, o öncümüzle arasında bir ilişki kurması. Ve yazdıkça ferahladım, ferahladıkça yazdım, yazdım. O eski kadından yeni bir kadın doğurdu. Bir kadından Aliye'yi doğurdu.